Eğitimle hafızanın gücüyle modern teknikleri birleştiren Biriz Eğitim Kurumları, başarıda fark yaratmak için öğrencilerini bekliyor. Sevgili izleyicilerimiz, eğitime getirdiği farklı bir sistem anlayışıyla başarılı bir şekilde yoluna devam eden Biriz Hafıza'ya konuk oluyoruz. Yanımda şirketin yönetim kurulu başkanı Erol Özkan beyefendi var. Hocam, eğitim sisteminizi konuşmadan önce sizleri tanımak istiyorum. Adım Erol Özkan, Biriz Hafıza Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2002 yılında tarih bölümünü bitirdim. Ardından Anadolu Üniversitesi Edebiyat bölümünü tamamladım. Aynı zamanda hafıza uzmanıyım. Hafıza teknikleri ve animasyonlarla eğitim veriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde, birçok ilde yaptık. 2009 yılında başladık ve şu anda eğitimlerimiz devam etmekte ve eğitimcilerimizle beraber birçok yerde bu eğitimleri yapmaktayız. Harikasınız. Başınızın sırrını neye bağlıyorsunuz? Hafıza teknikleri ve animasyonlu anlatıma 2009 yılında başladık. Hafıza teknikleri gerçekten Türk eğitim sistemini çok ileriye taşıyan bir sistem oldu. Çünkü klasik eğitim tabii ki hani o da çok faydalı bir eğitim sistemi ama hafıza teknikleri ve animasyonların olması bilginin kalıcı olması adına çok da başarılı oldu. Çünkü biz özellikle animasyon argümanlarını kullanmamız görsel ve işitsel hafızaya da biz hitap ediyoruz. Öğrenci sıkılmadan, işte çünkü özellikle sözel derslerde bunu uyguladığımızda klasik metotta sıkılabiliyor ama biz bunu görsel ve işitsel şekilde anlattığımız için sıkılmadan bilgileri kalıcı belleğe aktarabiliyoruz. Bu anlamda başarımızın sırrı bu tabii ki. Öğrenci 3 gün boyunca yaptığımız edebiyat kampında hiç sıkılmadan görsel ve işitsel bir şekilde edebiyatı öğrenebilmekte. Aynı şekilde tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi, İngilizce gibi derslerde bu sistemin kullanılması, kısa sürede bilginin öğrenilmesi ve sınav sürecinde de bilgilerin aktarılmasında da çok kolaylık sağlıyor. Mesela buradan bir örnek verelim. Refik Halit Karay. Edebiyatta yazarın eserleri, dönem özellikleri ve içerikle ilgili sorular çok gelmekte. Biz de yine bu şekilde hikaye kurgusu ve animasyonla anlatıyoruz. Refik Halit Karay. Şöyle anlatıyoruz. Refik Halit Karay'ın bir kara ayı var. Bu kara ayı kış uykusuna yatmış. Burada bir dişi örümcek görüyoruz. Bu saat çalınca kara ayı kendine geliyor ve ormanda deliyle karşılaşıyor. Ve deliye diyor ki senin burada ne işin var diyor. Beni buraya sürgüne gönderdi. Peki seni kim sürgüne gönderdi diyor. Bugünün saraylısı Yezid'in kızı gönderdi. Ben de burada gurbet ve memleket hikayeleri yazdım diyor. Deli karaya doğru yaklaşıyor ve çetesi geliyor. Deli diyor ki İstanbul'un iç yüzü tehlikeli. Burada çeteler var diyor. Deli ve çete burayı terk ediyor. Bir tane kirpi geliyor. Diyorum ki kirpinin dediklerine kulak verelim. Kirpi şunu söylüyor. Yer altında dünya var. Orada kadınlar tekkesi var. Sevgili Nilgün orada seni bekliyor diyor. Karay da burayı terk ediyor. Yerin altına doğru girdi. Kadınlar tekkesine doğru gelirken bir anahtar gerekiyor. Anahtarı alıyor. Kadınlar tekkesine giderken anahtarı bir anda düşürüyor. Buna morali çok bozuluyor. Ve bir daha olmasın diyor. Burada bir son kadeh var. Son kadehe doğru gidiyor. Hikaye burada bitiyor. Sanatçımız Refik Halit Karay'dı. Aklımıza Refik Halit Karay'ın bir karayısı vardı. Eserleri. Burada bir dişi örümcek vardı. Dişi örümcek. Kuku saat. Deli şunu söylemişti. Sürgün bir ömür boyunca bugünün saraylısı Yezid'in kızı. Ve şunu söyledi. Gurbet ve memleket hikayeleri dedi. Devam etmiştik. Şunu dedi. İstanbul'un iç yüzü ve çeteler gelmiş. Bunlar Refik Halit Karay'ın eserleri. Deli ve çete gitti ve bir kirpi geldi. Ve dedim ki kirpinin dedikleri yer altında dünya var. Kadınlar tekkesi Nilgün. Yerin altına inince elinde bir anahtar vardı. Eserimizin adı Anahtar. Ve son kadeh vardı burada. Son kadeh. Üçüncü aşamada edebiyatta bunları bir yerde birleştiriyoruz. Refik Halit Karay'ın eserleri. Dişi örümcek, guguklu saat, deli, sürgün, bir ömür boyunca, bugünün saraylısı, Yezid'in kızı, gurbet ve memleket hikayeleri, İstanbul'un iç yüzü, çeteler, kirpinin dedikleri, yer altında dünya var, kadınlar tekkesi, Nilgün. Burada elimizde anahtar vardı.
Eserimizin adı Anahtar ve Son Kade. Dolayısıyla Refik Halit Kara'yı 3 aşamalı şekilde bunları öğreniyoruz.